Evet, değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugün 8 Ekim Perşembe basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Burada ifade edeceğimiz hususların ülkemizin normalleşmesine katkı sağlamasını, ülkemizde yaşanan problemlerin çözümüne projeksiyon tutmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarımız, bugün özellikle ekonomi noktasında ülkemizde çok ciddi ama çok ciddi sinyallerle karşı karşıyayız. Özellikle vatandaşlarımız her sahada ve her alanda ekonomik olarak çok ciddi problemler ve çok ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya. Burada sadece birkaç örnekle ekonominin hangi noktada olduğunu, ülkede insanlarımızın hangi problemlerle karşı karşıya olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakınız, bugün vatandaşlarımızın bankalara olan toplam borcu 800 milyara dayanmış vaziyette. Yine aynı şekilde son 20 yılda vatandaşlarımızın bankalara ödediği sadece faiz miktarı 570 milyar liraya çıkmış vaziyette. Aynı şekilde bugün son açıklanan verilere göre Türkiye'de icra dosyası sayısı 20 milyonun üzerine çıkmış. Yani her 4 kişiden birinin icralık olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve bunlar bu ülkenin gerçeklikleri. Bakınız, aynı şekilde esnaflarımız çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Özellikle son 5 yılda 450 bin tane esnafımız ne yazık ki kepenk kapatmak zorunda kalmış vaziyette. Ve esnaflarımız kepenk kapattığı için beraberinde işsizliğin de çığ gibi büyüdüğü bir ülke haline gelmiş vaziyetteyiz. Aynı şekilde bugün her 3 gençten birinin işsiz hale geldiği, tabiri caizse üniversite diplomalarının birer işsizlik sertifikası haline getirildiği bir ülke gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bakınız, bugün üniversite okumak için, üniversite eğitimini tamamlayabilmek için öğrencilerin aldığı KYK borçları üniversiteyi bitirdikten sonra 300 bin kişinin KYK borcu ödenemediği için yasal takibe başlamış vaziyette. Üniversiteyi bitiriyorsunuz. Üniversiteyi bitirdikten sonra devlet istihdam alanı sağlayamadığı için borcunuzu ödeyemiyorsunuz ve üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamama endişesiyle ve gelecek kaygısıyla birlikte icralık olduğunuzu şöyle bir düşündüğünüzde, bugün gençlerin Türkiye'de gelecek kurmak istememe sebebini elbette ki hep beraber anlayabiliriz. Yine aynı şekilde geçtiğimiz, şu anda da içerisinden geçtiğimiz bu pandemi süreciyle birlikte bugüne kadar bankalara borçlanmayan 1 milyon esnafımız bankalara borçlu hale getirilmiştir. Ve iktidar bunu, esnaflarımızın 1 milyon kişisinin bankalara borçlu hale gelmesini bir iftiharla, bir gururla sunma ve takdim etme acziyetini hepimize, bütün topluma göstermiştir. Yine bakın, ne hazindir ki işsizlik öyle noktalara gelmiştir ki İşkur'un açtığı 50 kişilik bir iş kontenjanına binlerce insanın sırada kuyruk beklediği bir fotoğrafla ve bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bugün insanlarımız iş bulmak için onlarca kilometreyi cebinde parası olmadığı için otobüsle ya da taksiyle gidemediğinden onlarca kilometreyi yürümek zorunda kaldıkları, iş bulma hayaliyle sabah evden çıkıp akşam yine eve iş bulamadan döndükleri, ümitlerini ve hayallerini artık birileri tarafından ipotek altına alınmış bir şekilde yaşama mahkum edilmiş vaziyette. Yine aynı şekilde bugün yaşadığımız her ortamda ekonomi alarm veriyor. Bakınız, çiftçilerimiz toprağını ve köyünü her geçen gün terk etmek suretiyle
metropollere ve kentlere akın ediyor. Niçin? Sadece bir örneği buradan ifade etmek isterim. 2002 yılında buğday üreticisi çiftçilerimiz bir ton buğdayı sattığında 22 tane çeyrek altın alırken, bugün geldiğimiz 2020 yılında bir ton buğday satan çiftçi sadece 2 tane çeyrek altın alıyor ve aradaki 20 tane çeyrek altın birileri tarafından ülkenin belirli kesimlerine peşkeş çekiliyor. Ve bugün özellikle vatandaşlarımız her alanda, öğrenci, çiftçi, işçi, esnaf, KOBİ'ler her alanda kaybederken kimler kazanıyor? Kimlerin kazandığına şöyle bir baktığımızda ülkenin manzarası ve fotoğrafını net bir şekilde müşahede ediyoruz. Bakınız, ülkede vatandaşlarımız bankalara her geçen gün daha da borçlanırken, özellikle bankalara vatandaşlarımızın borcu 800 milyara dayanmışken, bankaların kârı %38 oranında artmıştır. İşte bu ülkede mevcut ekonomik yönetimin, mevcut ekonomi politiğin faiz üzerine, faizci bir ekonomik anlayış üzerine inşa edildiğinin en açık göstergesidir. Eğer bir ülkede bankalar her geçen gün daha da kâr ediyorsa, orada insanlarımızın yoksullaştığını, insanlarımızın fakirleştiğini görmek elbette ki mümkündür. Yine aynı şekilde insanlarımız iş bulamazken, çiftçilerimiz köyünü toprağını terk etmek zorunda kalırken, bugün asgari ücretle insanlarımız çocuklarını okula gönderme noktasında bile eğitim masraflarını karşılayamazken, işte bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece bir günlük harcaması 10 milyon lira seviyelerine çıkmış vaziyettedir. Vatandaşlarımız asgari ücretle perişanlığa mahkum edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece ama sadece bir günlük harcaması 10 milyon lira seviyelerine çıkmış vaziyettedir. Bir diğeri, vatandaşlarımız kaybederken, her alanda ekonomik açıdan kaybetmeye mahkum edilirken, ülkede belirli çevreler iktidar eliyle, yandaş şirketler ve yandaş holdingler iktidar eliyle servetlerine servet katma noktasına gelmiştir. Bugün yaşadığımız süreçte değerli arkadaşlar, ülkemiz yoksul bir ülke değil, zenginliği çalınarak yoksullaştırılan, fakirleştirilen bir ülke konumuna itilmiştir. Bugün süslü cümlelerle, PowerPoint sunumlarla, kur beni ilgilendirmiyor cümleleriyle ülkemizdeki sefaletin üzeri asla örtülemez. Bugün ülkemizde bir kriz vardır. Bugün ülkemizde bir yoksulluk vardır. Ama kriz ülkemizde iktidarın sözlerinde, iktidarın yaşamında, yaşantısında değil, bizatihi vatandaşlarımızın gözlerindedir. Ama ne yazık ki bugün vatandaşlarımızdan her geçen gün daha da uzaklaşan, insanlarımızın sorunlarından her geçen gün daha da kopan bir iktidar gerçekliğiyle aynı şekilde karşı karşıyayız. Bakınız, geçtiğimiz günlerde yeni ekonomi programıyla sadece ülkedeki sorunları çözmek bir tarafa, sadece umut satmak üzere bir program açıklandı. Ve bu programın içerisine baktığımızda, bu programın detaylarına baktığımızda, ülkemizde yaşanan hiçbir soruna dair çözümün olmadığını üzülerek görmüş olduk. Hatta bunlar bir tarafa, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı benim kurla işim yok, kura hiç bakmıyorum gibi akla ziyan, mantığa düşman bir açıklama yapmıştır. Elbette ki sizin kurla bir işiniz yok, ama vatandaşlarımız bugün kur dalgalanmasından dolayı ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Bugün sizin ekonominiz eğer ithalata dayalı bir ekonomi ise, eğer borca dayalı bir ekonomi ise ve buna rağmen benim kurla işim yok diyorsanız, siz bu ülkede ekonominin E'sinden bile anlamıyorsunuz demektir. Bakın, yine aynı yeni ekonomi programında
yıllara göre dolar tahminiyle ilgili açıklamalara baktığımızda 2021'de doların 7.68 olacağı, 2022'de 7.88 lira olacağı, 2023'de 8 lira 02 kuruş olacağı tahmin edilmiş. Ama ne hazindir ki dün akşam doların geldiği noktayı gördüğümüzde 2022 yılı için tahmin edilen 7 lira 88 kuruşu dolar dün akşam itibariyle geçmiş vaziyette. Yani nedir? Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama itibariyle 2022 yılı hedefine dün akşam ulaşılmıştır. Ve bu başarı Hazine ve Maliye Bakanı'nın bizatihi kendisine aittir. Ve buradan Hazine ve Maliye Bakanı'nı 2020 yılında 2022 yılının dolar tahminini tutturduğu için tebrik ediyoruz. Umarım aynı başarıyı 2023 yılında da yakalamaz ve ülkemiz 2023 yılı tahminleri içerisinde de daha fazla yoksullaşmaz. Bugün doların sadece 10 kuruş artması Türkiye'nin borcunu bir anda 4 milyar TL civarında arttırmaktadır. Dolayısıyla doların artmasına bağlı olarak ülkemizin sadece doların 10 kuruş artmasıyla 4 milyar daha borçlanmış olmasının faturasını bugün insanlarımız ödüyor. Bakınız bugün bütçe gelirlerinin %84'ü vergiye dayalı. Yani insanlarımızın vergileriyle bugün yapılan yanlış yatırımların, yanlış ekonomi politiğin faturası bizatihi vergilerle vatandaşlarımıza fatura ediliyor. Dolayısıyla bu hususlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı'nı en azından ciddiyete ve ekonominin gerçekliğine uygun bir şekilde adım atmaya davet ediyorum. Yine değerli arkadaşlar, özellikle son dönemde yapılan yanlış yatırımlarla ilgili birkaç hususa değinmek isterim. Bakınız, malumu olduğu üzere Kütahya'da bir Zafer Havalimanı inşa edildi. Ve bu Zafer Havalimanı için 2019 yılında yüklenici firmaya 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verildi. 2019'da yapılan bu havalimanında yüklenici firmaya 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilmesine rağmen sadece 2019'da 82 bin yolcu Zafer Havalimanı'nı kullanmış oldu. Yani sadece verilen garantinin, verilen yolcu taahhüdünün %7'sine çıkılmış oldu. Dolayısıyla 2019 için yüklenici firmaya devletin zararı 6 milyon euro olarak karşımıza çıkıyor. 2019'da devlet yüklenici firmaya zarar ettiğimiz için 6 milyon euro ödemiş oldu. 29 yıllığına bu anlaşma yapıldığı için 29 yılın sonunda bu yüklenici firmaya verilecek toplam para, devletin toplam zararı 200 milyon euroyu geçecek. 200 milyon euro. Havalimanının maliyetine kadar sadece 50 milyon euro. Yani devletin zararının sadece dörtte birine havalimanı yapılacakken burada yapılmak istenen sadece ama sadece vatandaşa hizmet etmek değil, birilerine yapılan havalimanları üzerinden, yapılan yatırımlar üzerinden birilerine devletin kaynaklarını, kamunun kaynaklarını peşkeş çekmek. Ne yazık ki bunları söylerken biz ülkemizde yapılan hiçbir yatırımın elbette ki karşısında değiliz. Havalimanlarının da, köprülerin de, otobanların da, tünellerin de karşısında asla değiliz. Bizim karşı olduğumuz şey, bu havalimanlarıyla devlet zarar ettiriliyorsa, köprüler, otobanlar ve otoyollarıyla Anadolu insanının alın terini, emeğini, ödediği vergileri bu zararları karşılamak üzerine kullanıyorsanız buna karşı olmak elbette ki bizim insanlık vazifemizdir. Bakınız, yine aynı şekilde
2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü için işletmeciye verilen günlük araç geçiş sayısı 135.000. 135.000 geçiş garantisi verilmiş. Ama gerçekleşen günlük araç sayısı 38.000. Neredeyse 1/4'den daha az bir düzeyde. Bunun zararını vatandaşımızın vergilerinden ödüyoruz. Osman Gazi Köprüsü işletmeciye teminat verilen günlük araç geçiş sayısı 40.000. Ancak gerçekleşen günlük araç sayısı 14.000. Yani 1/3 dolayında. Verilen garantiler, geçiş garantileri, yolcu garantilerine ulaşılamadığı için devletin kasasına birilerine peşkeş çekmek suretiyle zarar ediyor. Yine Osman Gazi Köprüsü'ne baktığımızda durumun bundan farksız olmadığını görüyoruz. Özellikle son dönemde yap işlet devret mantığıyla yapılan bütün yatırımlar ülkemizde özellikle ekonomiye çok ciddi zararlar, çok ciddi kayıplar getirmiştir. Biz Saadet Partisi olarak biraz önce ifade ettiğim gibi yapılan yatırımlara asla karşı değiliz. Ama yatırım numaralarıyla, vatandaşa hizmet ediyoruz algılarıyla devletin zarar ettirilmesi, insanlarımızın vergilerinin birilerine peşkeş çekilmesine asla ama asla kabul etmediğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla üretim ekonomisine dönülmeden yatırımlar devletin birilerine kasayı peşkeş çekmek suretiyle değil, insanımızın hayrına, insanımızın yararına olacak şekilde, gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde yatırımlar yapılmadığı müddetçe tüketim ekonomisi değil, üretim ekonomisine, ithalat ekonomisi değil, ihracat ekonomisine geçilmediği müddetçe ülke olarak yaşadığımız bu ekonomik problemleri ortadan kaldırmamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla buradan iktidarı bir kardeşlik vazifesi olarak aynı şekilde uyarmayı bir borç biliyorum. Bir an önce ekonomiyi düzlüğe çıkaracak adımları ve özellikle ama özellikle insanlarımızın yararına olacak, ekonomiyi düzlüğe çıkaracak yatırımlar yapmaları gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Aksi halde ülke olarak yaşadığımız bu problemlerin çözülmesi mümkün olmayacaktır. Kriz var diyenleri gözaltına alarak, yoksulluk var diyenleri gözaltına alarak ülkedeki ekonomik sorunların düzelmesi mümkün olmayacaktır. Ben basın toplantımı burada toparlıyorum. Sorusu olan varsa onları cevaplamaya çalışayım. Buyurunuz. Elbette bugün özellikle ülkemiz her zamankinden çok daha badireli bir dönemi yaşamaktadır. Bugün ekonomik olarak yaşadığımız bu sorunların ekonomi alanında yapılmaması gerekenleri iktidarın yapmasıyla alakalı durumları söz konusu olsa da bugün ülkede hukukun rafa kaldırılması, hukukun keyfiliği, hukukun zamana göre değişmesi, yargı kararlarının zamana göre değişik sonuçlar ortaya koyması da ülkemizde ekonomi başta olmak üzere yaşanan bu problemleri de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ülkemiz bu anlamda bir an önce normalleşmeli. Ülkede siyasi iktidarın kutuplaştırıcı dili bir an önce son bulmalı. Ülkede ortak zeminin, muhalefetle iktidarın bir araya geleceği, uzlaşı zemininin, istişare zemininin mutlaka tatbik edilmesi gerekir. Aksi halde bugün ülkede endişelerini dile getiren insanların, ülkenin gidişatına dair kaygılarını ifade eden insanların hain olarak gösterilmesi gelinen nokta itibariyle bu sorunları ortadan kaldırmadı. Esnaflarımızın yaşadığı sorunlar, özellikle hukuk alanında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız, bütün alanlarda insanlarımız çok ciddi sorunlar ve problemlerle karşı karşıya. İktidar algı yönetmek için sarf ettiği gayreti ülkemizin sorunlarını çözmek için sarf etmiş olsaydı,
Eminim ki bugün ülkemiz bu sorunlardan kurtulmuş bir ülke olacaktı. Ama ne yazık ki yürütülen çalışmaların tamamı sorunları çözmek için değil, algıları yönetmek için yürütülen çalışmalar. Bu süreç itibariyle de ifade edeceğim, bu hususlarda da ifade edeceğim noktalar bunlar. Teşekkür ederim. Elbette ben bu anlamda Saadet Partisi olarak da Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin özellikle kazanımlarının mutlaka takip edilmesi gerektiğini Saadet Partisi olarak ifade ediyoruz. Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını Türkiye'nin sonuna kadar kullanmasını önemsiyoruz. Ve Türkiye'nin birilerinin parmak sallayacağı bir ülke olmamasını önemsiyoruz. Bu anlamda Maraş'ın açılmasını da bu hususlar içerisinde değerlendiriyoruz. Kazanımlardan taviz vermeden özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politikanın genelini hamasete kurban etmeden, iç politika malzemesi yapmadan, özellikle dış politika gibi hassas meselelerde toplumsal barışın daha da ön plana çıktığı süreçleri, çıkması gerektiği süreçleri yaşıyoruz. Bu hususlarla beraber Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin varlığını önemsiyoruz. Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz'de Türkiye geri adım atmamalıdır diye de ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, birincisi bugün ne yazık ki vatandaşlarımız geçim derdindeyken iktidar seçim derdindedir. Bugün vatandaşlarımız geçimini sağlamak için ciddi problemlerle karşı karşıyayken iktidar da varlığını sürdürebilmek için seçim kaygısıyla hareket etmektedir. Dolayısıyla ülkede yaşadığımız bu problemlerin de aslında temel kaynağını biraz da kanaatimizce bunlar oluşturmaktadır. Türkiye'de erken seçim son dönemlerde özellikle sıkça gündeme gelmektedir. Yani şunu bir Saadet Partisi olarak yapılacak en erken seçime de, olağan seçimlere de bütün teşkilatlarımızla sonuna kadar hazırız. Bütün teşkilatlarımız seçimlere hazır vaziyette. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Ama bugün Türkiye'nin konuşması gereken mesele erken seçim meselesi değildir. Bugün Türkiye'nin konuşması gereken mesele hukukun üstünlüğü meselesidir. Bugün Türkiye'nin konuşması gereken mesele ekonomik olarak yaşanan problemlerin çözülmesidir. Bugün ülkede yaşanan kutuplaşmanın ortadan kalkmasıdır. Bunlar ortadan kalkmadan sadece seçim, erken seçim üzerine iktidarın yapacağı hamleler, iktidarın kendi sonunu da geciktirmeyecektir. En erken seçimde iktidar en erken başarısızlıkla da şu anda içerisinden geçtiğimiz bu süreç itibariyle karşı karşıya kalacaktır. Bir diğeri ifade ettiğiniz hususla başhekim yardımcısıyla ilgili kamu kurumlarında olmazsa olmaz bir takım hususlar vardır. Yapılacak olan atamalarda eğer liyakat gözetilmezse, yapılacak olan atamalarda ehliyet gözetilmezse ve liyakat yerine sadece itaat esas alınırsa ve sadece belirli düşüncelerin, belirli zihniyetlerin kadrolaşması üzerine atamalar yapılırsa, işte bugün sağlıkçılarımızı tenzih ediyorum. Bu süreçte özellikle sürecin çok ciddi anlamda zorluklarıyla karşı karşıya sağlıkçılarımız çalışıyor. Ama bu tarz isimlerin kendi alanıyla ilgili çalışma yapmak yerine toplum mühendisliğine soyunması gibi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da ülkemizde atamalarda liyakatin değil kadrolaşmanın esas alındığının apaçık göstergesidir. Ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili önceki süreçte yapılan yanlışların hazin bir sonunu, hazin bir neticesini geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla da görüyoruz, karşı karşıya kalıyoruz. Umulur ki bunlardan ders alınır. Umulur ki bu hatalardan bir an önce geri dönülür ve siyasi düşüncesine bakmaksızın,
cemiyetine, meşrebine bakmaksızın sadece liyakate, ehliyete, niteliğe uygun atamalar yapılır. Ve bu şekilde de kamu kurumlarımız daha başarılı, daha üretken, daha da katma değer üretecek işlere imza atmış olurlar. O dönemden bahsediyorum. Yani. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ya bu iddialar ne yazık ki doğru iddialar. Yani bunu ben yani sadece belirli düşünceye, belirli düşünce yapısına uygun insanlar o dönem açısından Sağlık Bakanlığı'nda çok ciddi etkin noktalara getirilmiştir. Bu hangi düşünceye, hangi siyasi yakınlığa bakılmaksızın yanlış olduğunu savunmak da en azından bir insanlık vazifesidir. Hangi düşünceye mensup olursa olsun liyakat esas alınmazsa buradan doğru neticenin çıkması, başarılı neticenin çıkması asla mümkün olmayacaktır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.